Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz LGS 2 ay kaldı. Bu süreçte ne yapmanız lazım, nasıl çalışmanız lazım, planlarınız nasıl olması lazım, onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve alttan da o bildirimleri açmayı unutmayınız. Tabii ki de videomuzu da beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Hemen geçelim videoya. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki uzaktan eğitim çalışmaları da başlamış bulunmakta. Yani şunun sinyali veriyorlar: artık tatil bitti, oturup ders iyi bir şekilde çalışmaya başlamamız lazım. 2 ay sürecimiz kaldı. LGS için söylüyorum ve aklınızda şu sorular bir gitsin, bir atın onları. LGS iptal olur mu? LGS iptal olmaz arkadaşlar. Kesinlikle o sınav yapılacak. İşte diyelim ki Haziran'da değil de Temmuz'da yapılır, Ağustos'ta yapılır. Yani bir şekilde o sınav yapılacak ama kesinlikle çok çok fazlaya ertelenmeyecek. Ve yani ertelenmesini de bence ben düşünmüyorum ertelenmesini. Çünkü daha 2 ay süre var. Yani 2 ayda çok şey yapılır, çok şey düzenlemeler yapılır. Ve 2 ay içerisinde de yani Sağlık Bakanımız, millet olarak her şeyi yani bu şekilde 2 ay içerisinde çok çabuk atlatacağız bu olayı. Öyle düşünüyorum. Ve şu soru da var. Hocam sınav zor mu olacak, kolay mı olacak, kafamız karma karışık diyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Sınavın zor olması, kolay olması senin için çok da önemli olmaması lazım. Çünkü yani sınavın zor olması bence benim gönlüm. Yani zor olması daha iyi çünkü çalışanla çalışmayanı ayırması lazım. Ama benim düşüncem şu arkadaşlar, bence muazzam yani o zor sormayacaklar. Benim kanaatime göre, düşüncelerime, araştırmalarıma göre biraz daha kolay soracaklarını düşünüyorum. Çünkü yani bu süreç içerisinde moralleriniz bozuldu, motivasyonlarınız bozuldu, işte etkilendiniz mi? Kesinlikle etkilendiniz. Bence onun için bir kıyak yapacaklar sizlere ve soruları biraz daha kolay yapacaklar. Tabii bu çok da bir şey değiştirecek mi? Değiştirmeyecek. Çünkü sıralamalar önemli, yüzdelik dilimler önemli bizler için. Ama şunu da bilelim arkadaşlar, gerçekten saldınız, ders çalışmayı bıraktınız gibi bir şey. İşte bazıları diyor ki hocam nasıl iptal olacak, ben niye çalışıyorum ki diyor. Hayır arkadaşlar, kesinlikle iptal olmayacak. Bu süreci çok iyi değerlendirenler o istedikleri liselere inşallah gideceklerdir de. Şöyle yani şunu gözlemliyorum. Arkadaşlar bırakmışsınız, çalışmıyorsunuz, hocam yazıyorsunuz, hocam işte motivasyonum allak bullak olmuş, İşte evde kapandık. Arkadaşlar çok mükemmel bir şey değil mi? Bakın yani evdesiniz, 24 saat evdesiniz. Yani bu 24 saatinizi güzel bir şekilde planlayıp çok iyi bir şekilde çalışıp en iyi şekildeki yani en iyi puanları alabilirsiniz. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Bütün gün uyuyorsunuz, bütün gün film izliyorsunuz, bütün gün oyun oynuyorsunuz, aman diyorsunuz ya diyorsunuz. Olur mu böyle? Kesinlikle olmaz. Bak bu plansızlık seni yani sana çok zarar verecektir. Bu plansızlık seni çok fazla geriye düşürecektir. O yüzden şu zamanı bence planlayalım. Yani günlük hedeflerimiz olsun. Sabah kaçta kalkacaksın? Hangi dersi çalışacaksın? Ne kadar soru çözeceksin? Ne kadar kitap okuyacaksın? Bunları bir planla. Ne zaman film izleyeceksin? Ne zaman oyun oynayacaksın? Bunları planlamazsan bütün günün boşa gidecektir. Bakın şunu söyleyeyim. Nasıl? Ya şu zamanı nasıl yaşıyorsunuz? Kısa bir özet yapayım. Mesela akşamları oturuyorsunuz, film izliyorsunuz. Ya da işte haberleri izliyorsunuzdur genelde. Haberler bittikten sonra hadi bir film izleyelim, patlatalım diyorsunuz. Bir film patlatıyorsunuz, 10, 11, 12 falan oluyor. Hadi diyorsun işte biraz böyle sağa sola bakayım, Instagram'da gezineyim, 1-2 oluyor. Sonra uyumaya çalışıyorsun, uyuyorsun. Ondan sonra sabah kalkamıyorsun tabii ki, 10, 11, 12 oluyor. Bir şeyler atıştırıyorsun, 1 oluyor. Ondan sonra diyorsun ki hadi biraz bilgisayarda takılayım. Bilgisayardan bakınıyorsun, 2, 3, 4 oluyor. Ondan sonra diyorsun ki hadi bir şeyler atıştırayım, 4, 5 oluyor falan filan. Bu şekilde bütün zamanın gidiyor. Plansız olduğu için, ne yapacağını bilmediğin için plansız oluyor. Verimsiz geçiyor ve çok sıkıcı geçiyor. Gerçekten sıkılıyorsunuzdur. Arkadaşlar bakın, öncelikle plan yapın. Ben sizlere hiçbir zaman demiyorum, oyun oynamayın demiyorum, Instagram'da gezmeyin demiyorum, YouTube'da takılmayın demiyorum kesinlikle. Ama her şeyin zamanında yapın istiyorum. Sabah kalkın. Yani 7'de 8'de kalkın. Zorlayın kendinizi. Bu şekilde alıştırın. Ondan sonra başlayın dersinize çalışmaya. Eksik konularım mı var? Onları tamamlamaya çalış. Eksik sorularım mı var? Onları tamamlamaya çalış. Ama sen ne yapıyorsun? 11-12'ye kadar uyuyorsun. Bu çok verimsiz olacak. Sabah erken kalkacaksın. Planını ona göre yapacaksın. Ondan sonra öğlen olduğunda
Biraz dinlenebilirsin, yat. Bir saat falan yat, dinlen. Ondan sonra kalk. İşte biraz daha ders çalış. Yani şu 4'e 5'e kadar, 6'ya kadar şu kendinizi, yani o yönde biraz böyle ders ağırlıklı çalışın. Sabah diyelim 7'de 8'de kalktın. 8'den 5'e 6'ya kadar o sürede kendinizi derse yönelik çalışmalar yapın bence. Ondan sonra 5'ten 6'dan sonra oyun mu oynuyorsun, film mi izliyorsun, dizi mi izliyorsun, ne yapıyorsan yap. Ona en fazla, en geç 11'e kadar takıl, ondan sonra koy kafayı, yat. Yani bizler eğer bu süreçleri planlı geçirmezsek, bu süreci planlı geçirenlerin en arkasına gideceğiz. Onlar planlı olanlar, gerçekten çalışanlar var mı? Elbette var. Çok iyi soru çözenler mi? Var. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. 300 soru, 400 soru, 500 soru çözülür mü? Niye çözülmesin arkadaşlar? Bütün gün evdesiniz zaten. Yani bunu bu şekilde, tabii 500 soru biraz zor ama 500 soruyu boş verin. Yani yine 300, 350, 400 arası çözülebilir mi? Kesinlikle çözülür. Yani ben sizlerden şunu istiyorum. İnanın arkadaşlar, bu süreci çok iyi değerlendirin istiyorum ki zaten onun için buradayım ve onun için sizlerle beraber, yani sizlere video çekmek istiyorum. Ve güzel planlarım da var mı? Kesinlikle güzel planlarım var. İşte canlı yayınlar açmak istiyorum ama biliyorsunuz ki bu zamanlarda internete çok fazla yükleniyorlar ve çok donuyor. O da size faydalı olacağını düşünmediğim için de o canlı yayınlarını biraz ertelemeye başladım. Ya da sabah erken olabilir veya gece, yani 10'da 11'de olabilir, o şekilde planlamalarını yapacağım. Ama sizler için ben buradayım, çalışmaya devam edeceğim. Soru çözümlerimiz olacak, yine rehberlik videomuz olacak, yine haberlerden hemen sizlere haberdar edeceğim. Yani bunları hiçbir şekilde kafanıza takmayın. Sizlerden şunu istiyoruz, oturun arkadaşlar, derslerinizi iyi bir şekilde çalışın ve o liselere gidin ve o liseleri kazanın arkadaşlar. Ve o sınava girin ve o liseleri kazanın istiyoruz arkadaşlar. Ki birçoğunuz başaracak bunu. Birçoğunuz da çok pişman olacaksınız. Neden? Çünkü diyeceksiniz ki ya tüh be diyeceksiniz. O zamanı bütün gün evdeydim. Oturup biraz da ders çalışsaydım diyeceksin. Bunu diyeceksin. Çünkü bütün gününüz çok boş gidiyor. Bazılarınız sosyal medyada geçiriyor bütün o gününü. Bazılarınız bilgisayar oynayarak geçiriyor o günlerini. Ama hiç kimsenin aklına ders çalışma gelmiyor. Niye? Çünkü ya hocam işte virüs var, şu var, bu var, işte motivasyonumuz gidiyor. Niye o zaman virüs var diye niye bilgisayar oynamayı bırakmıyorsun? Niye sosyal medyada gezmeyi bırakmıyorsun? Onlar da şey değil mi? Yani bir şey değil mi? Yani dersi de artık bizler şu hayatımızın içerisine sokmamız lazım arkadaşlar. Biliyorum sıkılıyorsunuz, sıkıcı bir şekilde oluyor ama yani ders çalışmak, çalışkan olabilmek, yani sadece ders çalışmak da değil, çalışkan olabilmek, kendimize bir hobi edinebilmek, o hobi üzerinde çalışabilmek, bunlar da aslında çok güzel bir şey. Ben zaten hep şunu diyorum arkadaşlar, ders çalışmanızın, yani çalışma alışkanlığınızın gelişmesi için ders çalışın istiyorum. Yani oturuyorsunuz, saatleriniz gidiyor. Ben çok üzülüyorum. Sizin için çok üzülüyorum arkadaşlar. Ama artık sıkacağım sizleri. Çünkü planlarımız çok iyi olacak. Planlar yapacağım bu süreci. Çünkü biraz daha böyle tatil, yani uzaktan eğitim kısmınız biraz daha uzayacak gibi duruyor. O süreçte ben sizin her zaman yanınızda olacağım. Soru sorun bana kesinlikle. Yazın Instagram'dan sarın, topluluk kısmından sorun. Hiç beni boş bırakmayın arkadaşlar. Soru yollayın işte. Ne bileyim, deyin ki hocam şöyle planlar yapalım, şöyle projeler yapalım deyin. Ben her zaman o yönde sizlere açayım. Yani dediniz ki hocam işte böyle bir etkileşimli bir şey yapalım. Tamam dedim. Discord grubu kurmaya çalıştık. Onu düzenlemeye çalışıyoruz. En yakın zamanda sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Grubumuz bu şekilde. Buradan girin. Sohbet edelim. Sesli sohbet edelim. Muhabbet edelim. Sorularınız varsa sorularınızı sorayım. Sorularınız varsa soruları sorun diye ben sizlere o şekilde de destek olacağım. Hiç canınızı sıkmayın. Bu süreçle sizi en böyle sıkı bir şekilde hazırlayacağım. Şu LGS'ye, şu hikayeyi çok iyice geçireceğiz. Sizden de şunu istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle salmayın. Motivasyonunuzu bozmayın. Bu işleri inşallah Allah'ın izniyle atlatacağız. Çok güzel günler gelecek. Ve diyeceksiniz ki oh be diyeceksiniz. İyi ki çalışmışım bu zamanı. İyi ki değerlendirmişim de LGS sınavım çok çok iyi geçmiş diyeceksiniz. Yani ben elimden geleni yapacağım. Tabii öncelikle senin yapman lazım. Ben ne kadar çabalasam da, koştursam da, videolar hazırlasam da senin yapman lazım, senin çalışman lazım, senin gayret etmen lazım. Ki biliyorum, yani biliyorum, gerçekten biliyorum. İstiyorsunuz, inanın istiyorsunuz. Ama
birazcık böyle tembellik var. Bahanelerin arkasına sığınıyorsunuz. İşte ya bugün çok canım istemiyor ders çalışmak, ders çalışmayayım diyorsun. Yarın oluyor başka bahane çıkıyor. Yarın oluyor başka bahane çıkıyor. Hep o bahanelerin arkasına sığınarak bazıları şöyle yapıyor. Tam ders çalışacak ya, ya işte canım şunu çekti gideyim alayım mutfaktan. Alıyor, tam oturacak çalışacak. Ya bir de bir çay demleyeyim ya, çaysız olmaz diyor. Çayı demliyor, ya işte şuraya bir gideyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Hep bahane çıkıyor arkadaşlar. Yani önemli olan oraya oturup orada düzgün de ders çalışabilmek. Bence artık kendimize bir gelelim. Kendimize gelelim. Yani bu işin ciddiyetini alalım. Çünkü zamanımız çok çabuk gidiyor arkadaşlar. Çok hızlı zaman gidiyor. Bakın bu süreçte 2 hafta bile 2 hafta geçti arkadaşlar. Çok muazzam bir süre. Ve hiçbir şey de anlamış mıyız? Anlamadık bile. Arkadaşlar öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Uzaktan eğitim dersleriniz zaten başladı biliyorsunuz. Evet, geçenki derste matematik dersi biri şöyle demişti. Hocam işte dersi tam dinliyorum. Annemden çaya istedim yani kafamı döndüm sağ tarafa. Sonra tam ekrana bakacaktım ders bitmiş. Yani o kadar hızlı anlatıldı dedi. Evet arkadaşlar onda da bence sıkıntılar o şekilde olabilir. Çünkü ilk yayınlar, ilk yani düzenlemeler. O yüzden de bizler çok fazla sorun etmeyeceğiz. Bunlara yani hatta teşekkür bile edebiliriz. Böyle bir olanak sağladıkları için sizlere bakın. Televizyondan oturup derslerinizi dinleyebiliyorsunuz. Muazzam, mükemmel bir şey. O yüzden de Milli Eğitim Bakanımız Yasir Selçuk'a teşekkür ederiz. Sağlık Bakanımız içinde yani çünkü çok fazla çalışıyor, çok yoruluyor. Sağlık çalışanlarımız da o şekilde, polislerimiz, işte vatandaşlarımız, mesela sizler. Sizler nedir? Dışarı çıkmayarak çok güzel şeyler başarıyorsunuz. Hani sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorlar ya, bence bütün ülkemizi alkışlamak lazım. Tabii bazı yaşlılarımız hariç, çünkü onlar hala dışarı çıkıyorlar. Hala önlemlerini almıyorlar. O yüzden de onlara da şöyle ya, hafif bir alkış yapabiliriz. Ama dediğimiz gibi bütün ülkece alkışları hak ediyoruz. İşte sağlıkçısıdır, ondan sonra polisidir. Ondan sonra bakın arkadaşlar, meslek liselerinde maske yapılıyor arkadaşlar. Onlar büyük alkışlar hak ediliyor. İşte yemek yapanlar, işte aşçılarımız yemek yapıp hastaneye yemek yolluyorlar. Mükemmel bir şey değil mi? Harika bence. Yani bu ülke birlik olduktan sonra bence hiç, yani hiçbir kuvvet demeyeyim de, birlik olduktan sonra çok şey biz halledeceğiz de, hallettik de bunu da halledeceğiz Allah'ın izniyle. O yüzden de canınızı hiç sıkmayın. Yani oturacağız bizler, bahaneler üretmeyip dersimizi çalışacağız. Arkadaşlar o liseler kazanılacak. Ben sizlere inanıyorum. Sizler de kendinize inanın ve çalışmalara devam edin diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.